Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen hafta endokrin sistemine giriş yapmıştık. Bugün de dersimizde endokrin sistemine devam edeceğiz. Geçen hafta ön lobu işledik, arka lobdan biraz bahsetmiştik. Bugün konumuz asıl arka lob ve arka lobdan sentezlenen hormonlar. Ardından tiroid hormonu, kalsitonin hormonu ve paratiroid bezinden de bahsederek bugünkü videomuzu sonlandıracağız. Birkaç tane de soru çözeceğiz konumuzu pekiştirmemiz için. Gelin hazırsanız, notları indirdiyseniz aşağıda hemen notlarımız var. Hızlı bir şekilde konumuza başlayalım. Müzik Şimdi bu ikinci kısımda neyi göreceğiz dedik? Arka lobu göreceğiz dedik. Arka lob hatırlarsanız kendisi hormon üretmeyen kısımda. Kendisi hormon üretmiyor fakat hipotalamus tarafından üretilen iki tane hormon var. Bunlar bu bölgeye getiriliyor. Bu hormonlardan biri ADH, diğer ismiyle vazopresin hormonu, antidiüretik hormon ve oksitosin hormonu. Bunlar bu bölgeye getiriliyor ve buradan hipotalamusun etkisiyle ne yapılıyor? Vücutta gerekli bölgeleri arkadaşlar hipofiz bezinden gönderilmiş oluyor. Şimdi bunlardan ilki olan oksitosin hormonundan bahsedelim. Oksitosin hormonu arkadaşlar yine hem erkeklerde hem de ee, dişlerde etkili bir hormon fakat bizim müfredatımız sadece dişlerle ilgili olan kısmı size veriyor. O yüzden sakın ha bu hormon erkeklerde etkili değildir diye düşünmeyin. Peki dişlerde ne gibi etkisi var? Ee, dişlerde arkadaşlar rahim kaslarını etkiliyor. Rahim kaslarının kasılmasını sağlıyor. Tabii ki doğum yapacak kişilerde bu etkiye sahip olacak ve dolayısıyla bu kasılma yeterli seviyede olduğu zaman normal vajinal doğumun gerçekleşmesini sağlayacak. Eğer bu kasılmalar yeterli olmazsa yani bu hormon yeteri miktarda sentezlenmezse ne yapılabilir? Kişiye dışarıdan bu hormon yapay olarak verilebilir. Suni sancı ile kişi normal doğum yapabilir. Oksitosin ve LTH farklı olarak çalışıyor. Fakat birbirleri ne yapıyorlar? Etkiliyorlar. Mesela LTH süt bezinin gelişmesini sağlıyor. Oksitosin ise bu gelişen bezden... Sütün kanala akmasını sağlıyor. Süt bezinden süt gelmesini sağlayan hormon yani oksitosin hormonudur. ADH'a bakacak olursak dediğim gibi iki farklı ismi daha var. Yani ADH diye görmeyebilirsiniz. Açılımı olan anti diüretik hormon diye görürsünüz. Ya da vazopresin olarak görebilirsiniz. İki ismini de bilmenizde fayda var diüretik demiş üre demiş Üre de etkiliydi arkadaşlar böbreklerimizde etkiliydi o zaman bu hormonun hedef organı ne diyeceğiz böbreklerdir diyeceğiz dolayısıyla bu hormon arkadaşlar böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan hormondur. Peki nasıl çalışıyor? Nasıl etkili? Şimdi vücudumuzda suyun belli bir e, seviyede bulunması gerekiyor. Belli bir dengeye sahip homeostozu var. Yine bu homeostozu nereden kontrol ediyor? Tabii ki hipotalamus tarafından kontrol ediliyor. Bizim vücudumuza reseptör dediğim şöyle yazalım şuraya. Ozmo reseptör dediğim su reseptörleri var. Bunlar vücudumuzdaki su miktarının artması veya azalmasıyla uyarılıyorlar. Dolayısıyla hipotalamus da bu bölge uyarıldığı zaman ne olacak? ADH hormonunun salgılısıyla da bu ayarlamaların gerçekleşmesini sağlayacak. Eğer vücudumuzdaki su dengesi bozulursa ne yapıyoruz? ADH hormonunu salgılıyoruz. Vücuttaki su miktarı azaldığı zaman ADH miktarı artırılıyor, hormon artacak ve suyun geri emilmesinin arttırılması sağlanacak. Peki nasıl sağlanacak? ADH gidecek böbrekleri uyaracak ve diyecek ki suyu artık idrarla atma, geri emilimini arttır diyecek. Dolayısıyla oluşan idrarın suyu azaldığı için idrar hem koyulaşacak hem de idrar sıklığı miktarı ne yapabilecek azalacak. Eğer ADH hormonu arkadaşlar. Normalden az salgılanıyorsa bir metabolik rahatsızlığınız var ve bu hormon az salgılanıyor, üretilemiyor. Bu sefer suyun geri emilimi azalıyor. Yani siz sık sık idrara çıkıyorsunuz ve çok fazla idrarla su atıyorsunuz. Vücudunuzda ise su miktarı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Çok su attığı için azalmış oluyor. Dolayısıyla kandaki su miktarını siz Dışarıya attığınız için azaltmış oluyorsunuz ve bu kandaki glikozun yoğunluğunun artmasına neden oluyor. Dikkat edin glikoz yoğunu diyorum glikozun madde miktarında herhangi bir e, artış değişiklik yok. Var olan glikoz orada sadece siz var olan suyun miktarını azalttığınız için çözelti ne oluyor? Glikozca yoğunlaşmış oluyor. Bu nedenle e, şekersiz şeker hastalığı dediğimiz hastalık açığa çıkıyor. Normal şeker hastalığıyla farkını konuşacak olursak zaten konusunda göreceksiniz ama burada hem idrarda şekere rastlıyorsunuz hem de burada kandaki şeker miktarı, glikoz miktarı artıyor. Fakat buradaki glikoz miktarında artma ya da idrarda şekere rastlama gibi bir durum söz konusu. Değil. Tiroid bezine baktığımız zaman hemen nerede kalıyor arkadaşlar? Boyun bölgesinde soluk borumuzun hemen iki yanında görünüyor. Bakın şekle şurada gördüğünüz bizim tiroid bezimiz. Aynı böyle bir kelebek gibi bir e, papyonu da benzedi. Papyon gibi bir şekli var. Ve bu tiroid bezinin üzerinde şöyle dört tane bir nokta çizelim hemen. Bir de arkadaşlar paratiroid bezimiz var. Fakat... Paratiroid bezi ile arkadaşlar tiroid bezi doğrudan alakalı değil sadece üzerinde yer alıyor. Zaten anlatırken de ne bakımdan e, alakalı olduğunu da konuşacağız. Buradan tiroid bezinden iki tane hormon üretilecek. Biri tiroksin hormonu bir diğeri ise kalsitonin hormonu. Gelin hemen. Bu hormonlarla ilgili tiroidle ilgili konuşalım. Şimdi tiroidden salgılanan ilk hormonumuz tiroksin hormonu. Tiroksin bizim bütün vücudumuza etki eden hormonlardan biri ve ne yapıyor? Vücudumuzun kullanacağı, hücrelerimizin kullanacağı oksijen miktarını kontrol ederek metabolizma hızımızı kontrol ediyor. Yani görevi metabolizma hızını kontrol etmek. Bunu da hücrenin kullandığı oksijen miktarı ile belirliyor ve büyüme hormonu olan STH ile birlikte hem büyümemizi hem de gelişmemizi sağlıyor. STH hormonu tek başına büyüme ve gelişmede etkili değil arkadaşlar. Tiroksin hormonu da çok önemli bunun çalışmasında. Tiroksin hormonu hipofizin ön lobundan salgılanıyor ve TTH'ın da ne yapmış oluyor? Kontrolünü sağlamış oluyor. Şimdi peki tiroksin bir bireyde normal miktarda salgılanmıyorsa olması gerekenden az salgılanıyorsa ne olur? Tiroksin hormonu arkadaşlar iotla ilgili bir hormon. Eğer vücudumuzda iot eksikliğimiz varsa ne olacak? Tiroksin üretilemediği için vücudumuza yeteri kadar tiroksin hormonu salgılanamayacak. Dolayısıyla bu tiroksin hormonunun salgılanamaması da bazı aksaklıklara sebep olacak. Şimdi ne yapıyordu? Hipotalamus RF faktörle ne yapacak? Hipofiz bezini uyaracak. Hipofiz bezinden ne olacak? TSH üretilecek ve TSH gelip benim tiroid bezimi uyardığı zaman tiroksin hormonum üretiliyordu. Şimdi uyaracak, uyaracak, uyaracak. Tiroksin salgılanamıyor. Dolayısıyla sürekli uyarmaktan dolayı benim tiroidlerim artık şişmeye başlayacak. Basit guatırın zaten ilk göstergesi böyle boyun çevresinde bir şişmeyle arkadaşlar görünüyor sürekli uyardığı için. Tabii ki bunu ilaç tedavisiyle yap, ne yapabiliyorlar arkadaşlar basit guatırı? Tedavi edebiliyorlar. E, basit goiter görülen bireylerde tiroksinin yetersizliğinden dolayı metabolizma yavaşlıyor, vücut ısısı düşüyor, genellikle üşüyorlar, uyuşukluk hali ve şişmanlık metabolizma yavaşladığı için şişmanlık ortaya çıkıyor. Eğer bu hastalık tedavi edilmezse e, ilerleyen dönemlerde, yetişkinlik döneminde de farklı hastalıklara çeviriyor. Onlara da bakacağız şimdi. Bir de şöyle bir notumuz var arkadaşlar. Deniz ürünleri iot içerdiği için özellikle böyle denize e, kıyısı olan şehirlerde sahil şehir şehirlerinde basit guatr hastalığı e, çok fazla görülmüyor. Nadir görülüyor. Ancak Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlarda çok fazla karalahana tüketme alışkanlığı var. Ve karalahana arkadaşlar iotu tutuyor. Iotu tuttuğu için de ne kadar e, balıkla işte iyotun bol olduğu bir yerde yaşayıp tüketiyor olsalar da eğer karalağın ayı da çok tüketiyorlarsa bu nedenden dolayı bu kişilerde de sıklıkla basit guatır hastalığı görülebiliyor. Peki siz basit guatır hastalığını tedavi etmediniz. Erişkinlikte ne olabilir yetişkin bir bireyde? Yine tiroksin yetersizliğine bağlı. Mixodem adını verdiğim hastalık yetişkin bireylerde açığa çıkıyor. Bunlar tiroksin az üretildiği için metabolizma hızı ve vücut ısısı yine düşüyor arkadaşlar. Yüzlerde ellerde ödemler, şişkinlikler, zekada gerileme, kilo alma, ruhen ve bedenen uşukla sebep oluyor. Bir de arkadaşlar bireylerde henüz gelişme dönemindeyken küçükken çok salgılanmadığı zaman yine az salgılanmasından bahsediyorum. E, tiroksin yetersizliği açığa çıkıyor ve bu özellikle mental gelişmeyi de etkilediği için ahmaklık adını verdiğimiz kretenizm hastalığına sebep oluyor. Aynı zamanda eşey bezlerin gelişmemesi gibi bazı sorunlara da sebep olmuş oluyor. Erken yaşlarda özellikle basit goiter görüldüğü zaman tiroid hormonu tedavisi yapılırsa e, tabii ki bu hastalıkta ne yapılabilir? Önlenebilir, giderilebilir. Peki hep Az salgılanma durumundan konuştuk. Çok salgılandığında bir hastalığa sebep olur mu? Evet çok salgılandığı zaman da hipertiroidi adını verdiğimiz hastalığa sebep oluyor. Özellikle hipertiroidi olan kişilerde şu şekilde pörtlek bir göz görürsünüz arkadaşlar. Böyle gözler dışarıya fırlamış gibi görünür. Ee, ve burada solunum ve metabolizmanın hızlanması, vücut sıcaklığının artması... Kan basıncının yükselmesi, terleme, sürekli yemesine rağmen kilo kaybı, sinirlilik ve gözlerin dışarı çıkması gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bu da yine kontrol edilirse tedavi edilirse e, tabii ki burada gördüğünüz olayların da önüne geçilmesini sağlıyor. Evet tiroksin hormonunu bitirdik. Şimdi geldik kalsitonin hormonuna. Kalsitonin hormonu kalsi, kalsiyum aklınıza getirsin. Kalsiyumla ilgili bir hormon. Kandaki kalsiyum oranında değişmeler söz konusu olduğu zaman kalsitonin hormonunun miktarında artış göreceğiz. Ve hedef organı kemik ve böbrekler özellikle aynı zamanda kasları da arkadaşlar etki edebilmekte. Özellikle paratir, paratiroid bezinden salgılanan parat hormonla birlikte ne yapıyor? Kandaki kalsiyum miktarının ayarlanmasını sağlıyor. Eğer kanımızdaki kalsiyum oranı olması gereken değerden fazlaysa ne yapacak? Kalsitonin salgılanacak kana ve kalsitonin salgılandığı zaman kandaki fazla kalsiyumun kemiklere depo edilmesini, böbreklere e, gönderilip idrarla dışarı atılmasını ya da kaslara yollanmasını sağlayacak. Örnek verelim. Diyelim ki kanımızdaki olması gereken miktar 100 miligram. Benim şu an vücudumda kanımda 150 miligram var. Ne kadar fazlalık var? 50 miligramlık bir fazlalık var. Ne yapıyor bu 50 miligramı? Ya kemiklere yolluyor, ya kaslara yolluyor, ya da böbreklere yolluyor ve kandan uzaklaştırıyor. Bunu yapabilmek için de kandaki kalsitonin hormonunun miktarı ne oluyor? Artıyor ve görevini yerine getiriyor. Dediğim gibi kalsitonin hormonuyla paratiroid bezinden salgılanan Parat hormon birlikte çalışıyor ve zıt etkiye sahipler arkadaşlar. E, Parat hormon sadece kalsiyumla ilgili değil çok fazla geçmese de kaynaklarla fosforla ilgili görevi var. Ona da değineceğiz. Aynı zamanda hatırlarsanız inaktif halde D vitamini biz vücudumuza alıyorduk. Karaciğer ve böbreklerde de D vitamininin aktifleşmesini sağlıyor. Deri altında zaten güneş ışığıyla ne yapıyoruz bunun fotokimyasal olarak da aktifleşmesi önemliydi. Kalsitonin hormonuyla paratormon zıt etkiye sahip. Yani antagonist etkiye sahip. Neden zıt etkiye sahip? Çünkü kanda kalsiyum miktarı arttığı zaman biz ne yapıyorduk? Bunu kemiklere ya da böbreklere yollayıp vücuttan uzaklaştırıyorduk. O zaman e, kalsitonin hormonunun arkadaşlar miktarı artıyordu. Fakat eğer kanda kalsiyum miktarı düştüyse ne olacak? Parat miktarı artacak ve parat hormon gidip ne yapacak? Kemikleri uyaracak. Diyecek ki depoladığın kalsiyumdan kanaver kanda olması gereken miktardan az diyecek. Ya da böbreklere, e, bağırsakları diyecek ki geri emilimi arttır, kalsiyum kanda az diyecek. Gördüğünüz gibi biri arttırırken biri kalsiyum miktarını azaltmakla kontamine olarak çalıştığı için bunlar birbiriyle zıt etkiye sahip iki farklı hormon. Burada da gördüğünüz gibi bakın kalsiyum miktarı azaldığı zaman hemen uyarılıyor bezimiz ve uyarıldığı zaman paratormon sentezleniyor. Paratormon sentezlendiği zaman bağırsakları geri emilim Emri gidiyor ve kalsiyum emilip kana gönderiliyor ya da böbreklere geri emilim emri gidiyor yine kalsiyum emilip kana geri veriliyor ya da kemiklere emir gittiği zaman kemiklerde depolanmış olan kalsiyum ne yapılıyor kana yollanıyor ve kana yollandığı normal seviyeye getirildiği zaman da artık bu hormonun sentezlenmesi duruyor ve olay bu şekilde gerçekleşiyor. Bakın burada da kemiklerden yine aynı şekilde paratormonun para sentezinin nasıl işlediği ile ilgili benim de anlattığım döngüyü buraya çizmişler. Gerektiği zaman kemiğe geçiyor, kalsiyum depolanıyor, böbreklerde emilimi azaltılıyor yani dışarıya atılması sağlanıyor. Ama kanımızda azsa da bu sefer tam tersi kemikten depo edilen miktar kana geçiyor ya da böbreklerde emilim arttırılarak yine kana veriliyor. Bu şekilde kandaki kalsiyumun yükselmesi ya da kandaki kalsiyumun azalmasına karşı bir kontrol mekanizmamız var. Peki arkadaşlar bizim Paratiroid bezimiz yeterince çalışmazsa ne olur? O zaman hipoparatiroidizm dediğimiz bir hastalık oluşur. Söyleyemedim ismi bile çok garip. Ee, ve paratormun eksikliği arkadaşlar kandaki kalsiyumun azalması kalsiyumun kemiklere birikmesine sebep oluyor. Kalsiyum kemiklerde biriktiği zaman aynı şekilde kaslarda ne olacak arkadaşlar? Hassaslaşmaya sebep olacak ve tetani adını verdiğimiz hastalığa sebep olduğu için kaslarda da ağrılara ve ağrılı titremelere sebep olacak. Peki yeterince çalışmazsa bu oluyor. Çok çalışırsa ne olacak? Aşırı çalışması da hiperparatiroidizm olarak isimlendirilecek. Bu durumda da arkadaşlar parat fazla salgılandığı için kemikten kana kalsiyum geçişi ve kalsiyumun kandaki miktarının artırılması sağlanacak. Bunun sonucunda kemiklerimiz aşırı zayıflayacak, yumuşayacak, kas kasların kasılması yavaşlayacak ve zamanla kaslarımız da zayıflayacak. Bu sebeple kandaki fazla kalsiyum böbreklerde eğer fosfatla da birleşirse böbrek taşlarının oluşmasına sebep olacak. Şimdi gelin burada birkaç tane sorumuz var sorularımıza bakalım. İnsanda kalsiyum düzeyinin ayarlanması kararlı bir iş çevre oluşumunda önemlidir demiş. Kan kalsiyum düzeyinin ayarlanmasında hangi sıralama olması gerekir diye bir soru sormuş. Biz bunu doğru bir şekilde sıralayacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar, kanda kalsiyum miktarı azalacak öncelikle. Birincisi bu olacak. Kanda kalsiyum miktarı azaldığı zaman ne olacak? Parat hormonun miktarı artacak. Parat hormonun miktarı arttığı zaman da ne yapıyordu? Kemiklere diyordu ki depoladığın kalsiyumun bir miktarını kana yolla ya da bağırsaklara diyor ki geri emilimi arttır kalsiyumu kana yolla ya da böbreklere diyordu ki kalsiyumu kana yolla idrardaki kalsiyum idrara çok kalsiyum yollama diyordu geri emilimi arttır diyordu bu şekilde gerçekleşiyordu burada bağırsakları verdiği için 3. sırada arkadaş pardon 4. sırada bağırsaklar olacak ve bu şekilde gerçekleşirken vücudumuzda böbreklerimiz ne yapacak karaciğerimiz D vitamininin de etkinliğini arttıracaktı o yüzden sıralamamız 3 2 1 ve 4 şeklinde olacak. Doğru şık D olmalı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Buradaki soruda da tiroid uyarıcı hormon salgısı artan insanda sırasıyla hangi olaylar gerçekleşir demiş. Şimdi buna göre arkadaşlar tiroid uyarıcı TSH salgısı artıyormuş. TSH nereye uyarıyordu? Tiroid bezimizi uyarıyordu. Tiroid bezimizi uyardığı zaman da tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlıyordu. Dolayısıyla Tiroid bezimiz uyarılır. Tiroid bezimiz uyarıldığı zaman oksijen tüketimimizin artması beklenir, kandaki tiroksin miktarımızın artması beklenir. Şimdi ben bunu sıralayacak olursam ilk önce ne dedim? E, tiroid bezi uyarılır dedim. Bu birincisi olacak. Tiroid bezi uyarılınca tiroksin hormonu sentezlenecek. Bu ikincisi olacak. Bu hormonda sentezlendiği zaman hücrelerin oksijen tüketimi artacak yani metabolizma hızlanacak. Bu da üçüncü olacak. 1 2 ve 3'ü şu şekilde bakalım hangi şıkta var? Bursa'da var. O nedenle doğru cevabımız bursa olmalı. Aşağıdakilerden hangisi vücutta iot eksikliği durumunda gözlenebilecek fizyolojik kolaylardan değildir demiş. Iot eksikliğinde basit guatr hastalığı ortaya çıkıyordu ve e, dolayısıyla tiroksin hormonu ne yapıyordu arkadaşlar? Az sentezleniyordu. Tiroksin üretilmesi için iot gerekliydi çünkü. Ve bu hastalıkta arkadaşlar kilo almaya uyuşukluğa vücut ısısının düşmesine, kan basıncının düşmesine sebep oluyordu fakat aşırı terlemeye sebep olmuyordu çünkü vücut ısısı zaten düşen bir insan ne yapamaz? Aşırı bir terleme gösteremez. Cevabımız o nedenle edirne olmalıydı. Bir sonraki sorumuzda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlar ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Etkileri hızlı ve kısa sürelidir demiş. Hayır arkadaşlar, yanlış bir ifade. Sinir sisteminin hızlı çalışması ve kısa süreli etkili olmasını örnek vermiştik birinci videomuzda. Ama endokrin sistemin kana salınması, kanda belli bir miktara ulaşması ve hedefini uyarması için daha uzun bir süre geçiyordu ve etkisi de uzun sürüyordu. Bu nedenle bu ifade yanlış. Etkiledikleri doku ve organlar genellikle farklıdır demiş. Evet genellikle farklı dokular ve organlar üzerinde çalışıyor kanda, doku sıvısında, ter ya da idrarda bulunabilir demiş. Evet bulunabilirler arkadaşlar. Hedef organlarını hücrelerde bulunan özel reseptörler sayesinde tanırlar demiş. Evet hedef organlarını kanda bulunan özel reseptörler tarafında tanırlar arkadaşlar. Bu reseptörler sayesinde etki edip etmeyecekleri o hücrede çalışıp çalışmayacakları ne oluyor? Belli oluyor. O nedenle cevabımız D olmalı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bol tuz tüketen sağlıklı bir insanın kan plazmasındaki ozmotik basıncın dengelenmesi için hangi endokrin bezin salgı salgılaması arttırılmalıdır diyor. Şimdi kan plazmasındaki ozmotik basınç demiş. Ozmotik basınç arkadaşlar suyla ilgiliydi değil mi? Bol su tükettiği zaman daha çok su içme ihtiyacı da duyuyor. Oradan aklınıza gelsin. Suyla ilgili bir hormon soruyor. Suyla ilgili hormonda bizim ADH hormonumuzdu. ADH hormonuyu hipofiz bezinden ne yapıyordu? Salgılanıyordu. O yüzden doğru cevabımızın Bursa olması gerekiyor. Son iki tane sorumuz kaldı. İnsan vücudunda gerçekleşen bazı olaylar şunlardır demiş. Dört tane olay vermiş. Sağlıklı bir insanın kanındaki kalsiyum oranı arttığında kalsiyum miktarı artıyormuş. Yukarıdaki verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi homostezinin yani iç dengenin sağlanmasında yardımcı olur diyor. O zaman arkadaşlar kalsiyum oranı arttığına göre kanda ne olacak? Kalsitonin arttırılacak. Kalsitonin arttırıldığı zaman ne demekti bu? Artık fazla ka kalsiyumun Kemikleri depo edilmesi ya da böbreklere gönderilip idrarla atılması gerekiyor demekti. Bu şekilde de kandaki kalsiyum seviyesi normale ulaşacaktı. O zaman şimdi şıkları kontrol edelim. E, tiroid bezinden hormon salgılanması evet, kalsiyum salgılanır doğru. E, böbrek nefronlarındaki kalsiyumun geri e, ne yapmış, arttırılması demiş. Hayır arkadaşlar, geri eminim arttırırsa siz kandaki kalsiyumu daha da arttırmaya başlarsınız paratiroid bezinden hormon salgılanması? Hayır. Eğer bu kalsiyum oranı azalıyor deseydi paratiroid hormonundan paratormon sentezlenecekti. Bu da hayır. Kemiklerdeki kalsiyum oranının artması? Evet, çünkü fazla olduğu için ne yapacağız? Ya kemiğe yollayacağız ya da böbreklere yollayıp idrarla atacağız. 3 ve 4. Doğru yargı o yüzden cevabımızın Ceyhan olması gerekiyor. Son sorumuz grafik sorusu. Bu grafik sorusunda da arkadaşlar sağlıklı bir insanda vazopressin ADH hormonunun salgılanması sonucunda demiş. 1, 2 ve 3 tane grafik vermiş. Bu grafiklerden hangisi gözlenebilir demiş. Şimdi bu grafiklerden arkadaşlar glikozun geri emilimi demiş. ADH hormonu suyla ilgili bir hormon. Glikozun geri emilmesiyle ilgisi yoktur. O yüzden birin olduğu bütün şıkları eleyebilirsiniz. Su ile ilgili olduğu için ne yapacak? İdrarın oluşumunda etkili olacak ya da geri emilen su miktarında etkili olacak. Fazla salgılandığı zaman ADH idrar miktarımız arkadaşlar azalır. Çünkü böbreklerden geri emilen su miktarı artar hatta idrarımız koyulaşır, idrara çıkma sıklığımız azalır. O nedenle cevabımızın 2 ve 3 olduğu yargılar yani D olması gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar size para hormonundan bahsederken sadece kalsiyumdan bahsetmiştim. Videoyu kapatmadan önce orayı atladığım için şurada küçük bir anti parantez açmak istiyorum. Şimdi para hormon arkadaşlar kalsiyumu etkilediği gibi fosforu da etkiliyor fakat kalsiyumu etkisiyle fosforu etkisi tam tersi. Kalsiyumu ne yapıyordu? Kalsiyum kanda azaldığı zaman paratormon miktarı artıyordu ve kemiklerden ya da böbreklerden geri emilimle kana kalsiyum geçişini sağlıyordu. Fakat fosfor miktarı arttığı zaman ne yapacak? Miktarını azaltmaya çalışacak. Yani kandaki miktarını arttırmaya çalışmayacak. Bu şekilde de zıt bir etkisi söz konusu. Bu da aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. Eksiğimiz olmasın. Bugün size endokrin bezle anlatacağım kısım bu kadardı. Geriye kalan hormonları da son videomuzda göreceğiz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Anlamınıza bir nebze de olsa yardım edebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.